şimdi izleyeceğimiz skeçte yani dizilerde böyle lise hikayeleri görüyoruz. Liseli diziler. Ama yani şimdiki liseler böyle dizideki gibi mi? Bunu sorgulayacak skeç. Dizi lisesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Lan bu dizi lisesi fena değil ya. Güzel yere benziyor. Vallahi güzel. Yurt dışında tutunca bir tane de biz yapalım bundan dedik. Siz öğretmensiniz sanırım. Eğitimci değilim. Tüccarım ben. Ben bu okulun sahibi Sefir Seferoğlu. Memnun oldum. Ben de Kubilay. Yeni kayıt için gelmiştim. Kayıp mı? Sen bu okulda bir öğrencinin kaybolduğunu nereden biliyorsun? Okulda biri mi kayıp? Bana bak. Olayın üstünü kapatırsan sana burs veririm. Bana burs vereceğini git polise söyle. Onlara da mı burs vereyim? Alırlar mı? Ne anlatıyorsun lan? Efendim buyurun bu benim kayıt. Heh, kayıt. Tabii. Anladım. Ortaokul diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, 4 tane biyometrik fotoğraf. Boydan foto yok mu? Yok. Boydan foto önemli. Boydan foto şart. Oğlum bizim okulumuzun mottosu sağlam kafa sağlam vücudun yanında olmasa da olur. Vücut önemli. Soyun bakayım. Nasıl soyunayım? Oğlum arada bir okulda soyunup kaslarını göstermen lazım. Soyun lan. Efendim ben spora yazıldıktan sonra soyunsam. Öyle mi diyorsun? Tabii. Peki tamam spora yazıl ondan sonra. Tabii. Günaydın hocam. Hocam yok. Hocam yok. Hocam pilates salonunda. Okulda babacım diyeceksin. Evde müdür bey, salonda da kankitto. Sana bugün bursunu verdin mi? Ay tamam babişko verdin ya. Yani şu okul biraz daha geç başlarsak olmaz mı? Ben bu saatte uyanamıyorum. Tamam kızım biz eve geliriz okul olarak. Çok iyi fikir abi. Böyle en geç 1'de de bitsin. Benim çünkü alışverişim var, arkadaşlarıma buluşacağım falan. Pilatesim var, bir sürü işim var. Ders çalışasın var mı hiç? Bu kim ya? Yeni öğrenci. Fakir ama yakışıklı da değil. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Sen şimdi 10 dakika bunu okula anlat. 5 dakika ezikle yoksa 140 dakika bitmez. Tamam mı kızım? Tamam. Hadi bakalım. Efendim. Bu bende. Ben size boydan atacağım. Oğlum bunu her yerde söyleme. Yok. Aramızda. Tabii efendim. Merhaba. Kubilay ben. Tozlukaya Mahallesi'ne yeni taşındık. Bak Kubilay. Burası dizi lisesi. Senin geldiğin liselere benzemez. Ya aslında benim çok bir beklentim yok yani. Sonuçta üniversiteye hazırlanıyoruz değil mi? Sınava çalışacağız. Nasıl yani? Senin babanın okulu yok mu? Yok. Neyse canım herkes okuyacak diye bir şey yok. Senin babanın holdingi falan vardır. O da yok. Tamam canım, herkes holding sahibi olacak diye bir şey yok. Sen de babanın parasını yersin. Lan o da yok, yok. Hiçbiri yok. Al şuna bak, fakiriz lan. Yok işte bir şey. Aa! Aa mı? Ne oluyor lan? Bir şey oldu ama ne? Ayıp bir şey ya. Ya ben bu arada dışarıda birine çarptım ama sorun olmaz değil mi? Abi o da dikkat etsin. Sonuçta okula arabayla geleceğini herkes biliyor. Siz iyi misiniz hocam? Hocam mı? Öğrenciyim lan ben. Lan ya asla 30 yaşında gösteriyorsun diye değil. Yanlış anlama beni lütfen de ben arabadan inince sizi öğretmen sandım. Kim bu Allah aşkına oval ha? Kubilay ben. But ben de. But mu? Çok garip bir isimmiş. Ya arkadaşlar sizce de biraz uzamadı mı teneffüs? Ders ne zaman başlıyor? Bak canım burası dizi lisesi diyorum. Burada dersler 5 dakika, teneffüsler 45 dakika. Saçma değil mi? 45 dakika çok uzun çünkü çok uzun bir süre. Geldim geldim. Teneffüse geç kalmadım değil mi? Yok yok burada teneffüsler bayağı uzun. Ama senin saçların ıslak ıslak öyle hasta olursun Zahar. Şunu al. Zahar mı? Sen de mi fakirsin? Ağustos ben. Gizli fakirlerdenim. Tabii ailemi kaybedince kardeşlerimle kümeste yaşamaya başladım. Ay kıyamam, o kadar küçük mü? Yani 370 metrekare ya var ya yok. Ne kümesi lan? Çiftlik o. Öyle kümes mi olur ya? Madem fakirsin burada ne işin var? Bu okuldan beri benim arkadaşım arabayla çarpıp kaçtı. 4 senedir onu arıyorum. 3 kere mezun oldum, baştan başladım, hala daha bulamadım. Buttur o, çarpa çarpa geliyor, budur o. Bu, aa diye ses geldi arka, budur o. Yalan söyleme, but yapmaz öyle bir şey. Niye yalan söyleyeyim ya? Çünkü sen butu kıskanıyorsun popüler diye. Ben niye kıskanayım? Çünkü ben butu seviyorum. Niye Erol Taş mısın lan sen? Tamam, dur tamam. Sen kimin sevgilisine taşlıyorsun ha? Sen. Dur tamam. Sevgili miyiz biz cidden? Değil mi? Bir dakika ya, biz seninle sevgili değil miydik? Ya ben senden ayrıldıktan sonra o kadar fazla kişiyle çıksım ki seni unutabilmek için
En son hanginizle senle sevgiliydik diye hatırlıyorum. Evet, ata bindik o kadar. At da vardı. Doğru, doğru ama bir yandan seni de unutamıyorum çünkü birbirimize çok emek verdik. Ya aynen. Ne kadar çıktınız? İki gün. Ama deli dolu bir iki gün. Çok fırtınalı bir iki gün. Ama beni de unutamıyorum demiştin. Siz ne zaman ayrıldınız? Dün. Seni boğar. Seni vallahi böyle bir şey mi olur lan? Kimi? Ne bağırıyorsun ya? La bebe, kavga var sandık, koştuk geldik. Siz yatılı öğrencilersiniz herhalde. Ya ne araka ya? Biz hepimiz aynı mahallede oturuyoruz. Ben ne bileyim, ben sizi yeni tanıştı sandım. Ne münasebet kuzum, bizler çocukluk arkadaşıyız. Lan niye o zaman hepiniz farklı ağızda konuşuyorsunuz? Ne bağırıyorsun la gevşek? Hayır, öyle bir bana sesini mi yükselttin lan? Sen bir gerginsin ama. Yine mi kavga ya? Abi kavgayı istemiyorum ya. Arkadaşlar, lütfen rahat bırakın arkadaşınızı. Rahat bırakın. Sen gelmesen vallahi beni parçalayacaklardı. Sağ ol dostum. Öğretmenim lan ben. Lan öğrenci spor arabayla gelir, öğretmen skuterla gelir. Nasıl okul hocam burası? Tamam, hadi geçin yerlerinize. Geçin, derse hiç yetişemedik. Bakın konuların gerisindeyiz, hadi. Sonunda aklı başında biri geldi. Hocam hangi konudayız? Evet, tesisindeyiz. Nasıl yapıyorduk? Hep birlikte. Tavşan. Tıh ne lan? Bir de tıh yapıyor bu ya. Tıh ne? Tıh. Ben tükürme, sus. Hocam tıh, bu ilkokul konusu ya. Ama ne yapalım? Kaoston entrikadan ders işlemeye vakit mi var? Bu arada balans nerede? Balans mı? Balans arkadaşımız okula teşrif ettiler hocam. Çabuk, derse geç kaldığın için müdürün odasına gidip geç kağıdı al. Çabuk. Nasıl alsın lan? Adam yeri amele suyu gibi yapıştı. Şuna bak. Çocuklar ne oluyor yine? Bu ses ne? Cam kırıldı baba, bir şey yok. Yine mi ya? Bu kaçıncı çocuklar? Hocam, çocukların üstüne gitmeyin. Kanları kaynıyor. Genç onlar. Olur böyle şeyler? Bu ne lan? Balans, kalk evladım. Olayın üstünü kapat, ben sana burs vereyim. Ne yapacak bursu? Ahiret sorularına mı hazırlanacak? Ne yapacak bursu bu? O ne oldu? Bana da bakın, bana da. Bak, ne oluyor? Ne oluyor şu anda? Ne oldu, bu ne? Of, yine teneffüsüye çaldı ya. Ders işleyemeyeceğiz, hay Allah. Balans, gel oğlum. Olayın üstünü kapat, ben sana burs vereceğim. Gel, gel yavrum. Odamda. Olur Balans. Balans bölündü lan. Balans çelik oğlum. Balansı kaydı ya lan. Katili bulmamız lazım lan. Sakın bu gri filin işi olmasın. Lan fil zaten gri değil mi? Niye belirtiyor? Şşş, no. Sen gri fili düşünme bile. Hı-hı. Ne oldu? Aa! İşte gri fil. İnanmıyorum. Gri filden mesaj geldi sonunda. Benimki tuşlu, biri açsa. Benimki tuşlu da biriniz açsa dinlesek onu. Gel la, gel. Ben açıyorum. Hadi. Herkese merhaba, ben gri fil. Eğlence bitti artık. Teker teker hepinizin kirli sırlarını ortaya çıkaracağım. Benim tanga giydiğimi mi öğrendi yoksa? Ay yok ya, o değil. Kesin benim okulun kasasından 2 milyon aldığımı öğrendi. Ya o kız zaten babanın değil mi? Onda bir sıkıntı yok ki. Doğru. Ya çocuğu kaçırıp fidye istediğimizi öğrendi mi acaba ya? Ya onu herkes yapıyor be. Problem değil o. Bence tanga. Ya of, hayır ya. Kesin benim sahte para basıp zengin gözükmeye çalıştığım öğrenildi. Bence onda da bir sıkıntı yok ama okuldaki kumar meselesi ortaya çıkarsa o zaman bir problem. Yok yok, tanga. Lan sus! Tanga mı giyiyorsun lan sen? Evet. Allah sizi kahretmesin. Nasıl insanlarsınız siz ya? Ne var lan? Greenfield, Kubilay'ın arama geçmişini göndermiş arkadaşlar. Hadi be, hadi be. Ne ya? Hepsi çıkıyor mu? VPN'le girilenler de çıkıyor mu orada? Çıkıyor mu orada? Sen Allah de kahretmesin. Ne pis bir adamsın sen ya? Hayır ya. 12'de! Aha. Herkes yerine geçsin. Sıraya otur, bu biraz tez. Arkadaş, yerine geç. Geçtim. Ben yeni coğrafya öğretmeniniz Sami Kalasçı. Hadi bakalım, hayırlısı. Hocam, her ders bunu söylemenize gerek yok. Kim olduğunuzu biliyoruz artık. Yok, ben bilmiyorum. Ondan öyle. Evet. Dersimiz coğrafya. Coğrafya nedir? Coğrafya kederdir. Yalnız onun doğrusu coğrafya kaderdir olacak. Yok, benim için keder. Ben anlamıyorum ondan. Dağlar denize paralelmiş, bilmem ne.
Paralel varsa bunun geometri olması gerekmez mi? Arka taraf sessiz ol! 12 de! Kimse konuşmuyor lan. Sessiz! Evet. Arkadaşlar, ben senaryoda yazanları anlatır, çeker giderim. Ben sizin için anlatıyorum. Arkadaşlar, öğretmen biraz haklı. Önümüzde bir sınav var. Lütfen biraz gayret gösterelim. Hadi be. Evet. Bugünkü dersimizin konusu Ankara'nın bağları. Gruplar halinde bir araya gelip Ankara'nın bağlarını oynayacaksınız. Hocam siz anlatmayacak mısınız? Siz coğrafya hocası olduğunuza emin misiniz? Değilim. Madem sordunuz anlatayım. Ben itirafçı oldum. Devlet de beni tanık koruma programıyla bu okula coğrafya öğretmeni olarak atadı. Madem öğretmenler atanabiliyor... 12 de! Kendi aranda konuşma. Kendi aranda konuşma. 12 de. Evet, söylediğim gibi benim asıl mesleğim coğrafya öğretmenliği değil. Daha önceki mesleğiniz neydi hocam? Tarih öğretmenliği. Oo, hayatta bulamazlar sizi ya. Vallahi nasıl sakladın? Ya hocam biz coğrafyayı kimden öğreneceğiz? Boş ver. Gerçek hayatta nerede işimize yarayacak ki? Ama bu ses insanı çok geriyor bu. Abi ne yapıyorsun? O şeyler olmuyor burada hocam. Evet, dersimiz bitti. Reklamlardan sonra beden eğitimi öğretmeni olarak geri geleceğim. 12 de! Nasıl okul lan burası? Ne hocası hoca, ne öğrencisi öğrenci. Şunun tipe bak lan! Böyle öğrenci mi olur? Tipe bak şunu, 30 yaşında gösteriyor ya. Vallahi sinirden üstümü başımı yırtacağım. Nasıl okul lan burası? Öyle mi bir koş? O zaman arkadaşa yardımcı olun. Yok ya, yardımcı olun. Hayır ya. Gel buraya, gel. Yok, gel, hayır. Gel. Üstümü yırtmanıza da gerek yok. Üstünü başını ama hayır. Açalım şu an. Hayır, öyle öyle şeylere üstünü... gerek yok. Ama ne yapıyorsunuz lan? Durun! Durun bir dakika. Çıkar, tamam. Bırak. Çıkmıyor lan, dur. Evet, niye çıkmıyor? Yapıştırdın da. Hah, geç şöyle. Tanga. Salak, tanga böyle bir şey değil lan. İçlik lan. İçlik bu, içlik. Ay, bu gerçekten çok fakir. Ay, yazık. İçlik giyen de piçlik olmazmış. Sen bana mı dedin? Sana hepinize. Bakma lan öyle, sen benim sinirimi bozuyorsun. Laftan anlayacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama... ondan da anlamazsınız ki siz. Anlamadım. Gençlik ateşi nerede ya? Nerede gençlik ateşi? Sınav stresi nerede? Sınav heyecanı nerede? Ya sen bu sınav meselesini niye bu kadar taktın? Üniversiteyi kazanmak için. Ne olacak ki üniversiteyi kazanınca? Meslek sahibi olacağım. Ya meslek sahibi olunca ne olacak ki? Çalışacağım. Çalışınca ne olacak lan? Lan zengin olacağım. E biz zaten zenginiz. Hadi ya. Yani o zaman bunun için çalışmaya gerek yok. Ya ben o zaman boşuna mı çalıştım havuz problemlerine ya? Ya yavrum sen delisin gerçekten. Bırak havuz problemlerini. Gençlik, bana gidelim havuzda coşalım. Var mısınız? Tamam. Hadi. İşte zenginin havuzu, fakirin problemi oluyor. Hadi gidelim lan. Siktir edin okulum okula. Her şey yaşayacağız abi sen. Yani zil alkışına bakıyorum, çok güzel hareketlerle böyle bir eşit gibi sanki. Zil de biraz daha... Ya şöyle bir problem oluyor aslında. Yapılan karakterleri seyirciler, diziyi izleyenler... böyle bilenler, bilmeyenler gibi bir durum oldu. Mesela bayağı Atakan'ın yaptığı tip şu an Gelsin Hayat bildiği gibideki Sadi Hoca karakteri. İçlikte gördük sahnede seni. Evet. Arif, mutlu musun? Hayır. Sanat için soyundun. Soyundum abi. Bravo ama... Arif. Evet, bu çok güzeldi ama performansın. Herkese giderini yaptım. Finalde önermeni söyledin, çıktım be Arif. Ne güzel be. Çok güzel hareketler devam ediyor aksiyonu.